4 Ocak, 10 Ocak. Değerli kova burçları nasılsınız? Özellikle iş kariyer hayatınızda çabuk ve etkili davranmak isteyeceğiniz. Olayları günümüzden fazla gözünüzde fazla büyütmeyin lütfen. Kişisel ifadeleri yanlış anlaşılmaları açık olabileceğiniz kararlı adımlar ve özgürce adımlar atarsanız ve özen göstererek adımlar atarsanız çok güzel bir oluşum, yerinizde daha özgüven ve planlı ve programlı gruba hitap edeceğiniz başarılar maddi ve manevi olarak sizi çok güzel rahatlatacak. Bir takım sıkıntılar, ruhsal sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Ailenizin sağlık problemleri sizi çok fazla yıpratmış olabilir. Bu biraz da işinize yansıyor olabilir. Biraz daha işinize dikkat, enerjinize toparlarsanız parayla alakalı çok ciddi sıkıntılar geride kalacak. Daha dikkatli, daha planlı ve daha programlı parasal rahatlığa erişeceksiniz. Uzun süredir çözülmesini istediğiniz bir iş mahkemeniz varsa 3 hafta içerisinde hesabınıza para aktarılacak, iş tekrar iade edilecek gözüküyor. Eğer işinizi dava etmek istiyorsanız hak sizden yana dava edin kazanacak olarak gözüküyorsunuz. Bulunduğunuz iş yerinizde değişmesini istediğiniz bir konu mevzu varsa bununla alakalı yönetici ya da konuşmak istediğiniz insanla şans sağlanacak. Bunu lütfen konuşun. Hak ettiğiniz noktaya geçiş sağlayacaksınız. Maddi olarak artık %60 daha rahat ereceğiniz, iş konusundaki aksilikler %60 geride kalacağı, daha parasal güçte, borçlarınızla alakalı hani sırtımızdaki yük %60 daha rahat erecek. O yüzden sevgili kovalar, size çok güzel bir başlangıç ve olağanüstü değişimler ve yeni anlaşmalar, hedeflediğiniz başlangıçlar, yapmak istediğiniz her şey açık bir kapıda gözüküyor. Yap ve başar. Yanlış da olsa bu yanlış size artı olarak dönecek. Yani başınız derde falan girmez. Endişe etmeyin. Kendinizi yanlış da ifade etseniz, çevrenizdeki insanlar sizin ne kadar dürüst ve enerjinizin sağlam olduğunu biliyor. O yüzden siz iletişimde her şeye özen gösteren, yanlışınızı da bilen, doğruyu da ifade eden bir yapıdasınız. Artık hayat size çok güzel aydınlanmalar yaşayacak. Özellikle sosyal medyada, ne bileyim, Instagram'da, Twitter'da, alanda fenomenseniz bu tarz bazı olaylara sıkıntı yaratabilir. Sizinle ilgili dedikodular, laflar çıkabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konular biraz sizin canınızı sıkabilir. Özellikle büyük firmada üst düzey yöneticiyseniz daha üst düzey evreye geçiş sağlayacaksınız. Yurt dışı planınız ya da gitmek istediğiniz Almanya, ne bileyim İngiltere varsa bu kapılarınız için çok güzel açıklıklar var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Uzun süredir iş bekliyorsanız bununla ilgili çok güzel bir iş kapınız olacak ve kendi kapınızı bulacaksınız bir kişinin aracılığıyla değil, kendi emeğinizle bulacağınız kapı. İş mahkemeleriniz size artı dönüş sağlanacak. Devlet kapınızla ilgili beklediğiniz olumlu evrak ya da kağıdınız varsa mutlaka verin. Bunlar olumlu olarak dönecek. Sadece unuttuğunuz ne olabilir? Vergi borcunuz, banka krediniz. Çünkü %60 rahatlama var ama sizin geçmişe ait bazı sıkıntılar ve yükler sizin üzerinizde olduğu için tam orayı toparlıyorsunuz. Burası açık kaldığı için yani Şubat daha rahat, daha onları da halledeceğiniz bir dönem. Bu hafta sistematik her şeyi rayına oturtacak. Ortaklı bir teklif alacaksınız. Bu teklifi doğru değerlendirin. İnceleyin. İnceledikten sonra olumlu cevap verin. Çünkü kazanç sizde çok olumlu süreçte sağlanır. Sağlık olarak özellikle bel fıtığı, siyatik ve ayak damarlarla ilgili ağrılar, varis probleminiz söz konusu olabilir. Bir de geniz etik ile alakalı sıkıntılarımız olabilir. İhmal etmenizi istemiyorum. Evli olanlarda ciddi bir tartışma, gereksiz birbirinize anlaşamama, gereksiz küskünlükler olabilir. Lütfen birbirinize bu küskünlüğü uzatmayın. Hemen adım atın. Çünkü siz birbirinizi seviyorsunuz. İlişkisi artık bitti, kom dediğimiz bir ilişkisi olan artık yol ayrımına karar vereceksiniz. Yeni bir insanla tanışacaksınız. Bu size daha hayırlı olacak değerli kova burçları. Boşanmak isteyen ve radikal karar veren boğa burçlarında da pardon kova burçları kova değerli kova burçları da boşanma kararını vermiş. Herkes yoluna bakmış olacak diyorum. Miras konularınız var. Doğru takip edin, doğru kazanın. Allah'a emanet olun, mutlu kalın. Her şey dilediğiniz gibi olsun.